Arkadaşlar geldik asal sayılara. ÖSYM tarzında sorular 1 ile başlayalım. Şimdi ilk sorumuza bakalım. İki asal sayının toplamı biçiminde yazılabilen asal sayılara çift asal sayılar denir. Örneğin 5 eşittir 2 artı 3 olduğundan 5 çift asaldır. İki basamaklı en küçük çift asal sayının rakamları toplamı kaçtır? Asal rakamları yazıyorum hemen buraya. 2, 3, 5, 7, 11 dedim. Bu şekilde devam ediyor. 13. Arkadaşlar düşünüyorum. Asal olarak iki basamaklı en küçük 11 var. Ama bunlardan herhangi iki tanesinin toplamı 11 yapar mı diye bakıyorum. Mesela 7 ile 5'i toplarsam 12 yapar. 7 ile 3'ün toplamı 10 yapıyor. Sağlamadı. O zaman 13 yapabilecek var mı diye bir bakayım. 11 ile 2'nin toplamı 13 yapar. Sağlar. O zaman ne sorulmuş? En küçük çifte asal sayının rakamları toplamı. 1 ile 3'ün toplamından 4 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 2'ye. En pozitif tam sayı olmak üzere ifadesi bir asal sayıya eşittir. Buna göre n'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bunu hemen asal çarpanlarına ayırayım. 2, 3, 5'tir. Şimdi ben burayı öyle bir n sayısına böleceğim ki asal gelecek sonuç. Yani düşünüyorum n'e ben 2 ve 3 çarpanı değerini versem yani 6 değerini versem burası sadece 5 kalır. Sırasıyla 2 ve 5 versem yine 3 kalır. O zaman 3 ve 5 versem bu sefer de 2 kalacaktı. Başka da olacak değer yok. 6, 10, 15 yaptı. Hepsinin toplamı sorulmuş. Bize 31 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 3'e. A, B ve C birer asal sayı olmak üzere bu eşitlikler veriliyor. A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bak 35'in çarpanları 7 ve 5. O zaman bunları hemen yaz. Asal. Şimdi diyelim ki bu 7 ise 7'den kaç çıkarsa 5 kalır? 2. O zaman C'ye 7, B'ye de 2 verdim. Peki B 2 ise düşünüyorum şimdi bu C 7 ise A'ya da 5 değerini vereyim. Buranın 7 olabilmesi için A'nın da 5 olduğu senaryo geçerlidir, sağlar. O zaman hepsinin toplamı kaç yapacaktır arkadaşlar? 14 yapar. Doğru cevap C seçeneği gelecektir. Geldik soru 4'e. A, B, C birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere bu eşitlikler veriliyor. İfadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Daha tabi içeriği. A, B artı A, C 24. A, B artı A, B, C eşittir 45. Şimdi her ikisinde de A, B var. Üst tarafa eksiyle bir çarpayım. Burası gitsin. B, C eksi A, C 45'ten 24 çıkarsa 21 gelir. C parantezine aldım. B eksi A 21 ise şimdi düşünüyorum hemen 7 ile 3'ün çarpımı asal olarak C'ye 7'yi yapıştırdım. Burasının 3 olabilmesi için 5'e 2 verirsin. Çünkü bunlar da asaldı. A ile B de asaldı. O zaman A artı B toplamı 7. C 7 ise çarpımı 49 gelir. Doğru cevap E seçeneği gelecektir. Geldik soru 5'e. A, B, C birbirinden farklı birer asal rakam olmak üzere A artı B C, A eksi B, D ise C artı D nedir? Asal rakamları söyle abi hemen. 2, 3, 5, 7 dedim. Düşünüyorum. Topladığında da asal edecek, çıkarttığında da asal edecek. Hangi sayı var? 2 ile 5. O zaman ben buraya 5, 2 dersem, buraya da 5, 2 diyeyim. 7 ile 3 gelir, sağlar. C ile D'nin toplamı 10 yapar arkadaşlar. Geldik soru 6'ya. İki taraftan da okunduğu zaman okunuş yönüyle aynı olan sayılara palindrom sayı denir. Tamam. Bu palindrom sayı sorusu çok çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her yerde karşılaşırsınız. Yani en azından ne olduğunu bilin ki işinize yarasın. Tersten okunuşu aynısı. Kendisi demek. Tamam. Buna göre asal rakamlardan oluşan. Hemen asal rakamları düşün. 2, 3, 5, 7 dedik. Toplamı asal sayı olan 3 basamaklı en büyük ve en küçük sayı. Tamam. Ne olabilir? 7, 7, 7 olsa düşünüyorum palindrom olur. Ama asal mıdır? Ona bir bakalım. Toplamı 21 yaptı. Olmadı. O zaman 7 ile 5'i alayım. Ne gelecek? 7, 5, 7 alırsam. Topladım 12, 7 daha 19 yaptı. 19 asal. Bu da palindrom. Sağlam. Maksimum bu geldi. Minimum için bakalım. 2, 2, 2'yi kabul edebilir miyiz? Toplamı 6 yaptı. Gitti. O zaman 2, 3, 2'yi kabul edersek bunun toplamı kaç yapar? 7 yapacaktır. Bu da asaldır. Bu da palindromdur. Taraf tarafa topladım. 9, 8, 9 yaptı. Doğru cevap C seçeneği gelecektir. Geldik soru 7'ye. 2 basamaklı 2A ve 12 doğal sayılar aralarında asal.
Tamam, aralarında asalsa ne olmalı? Düşünüyorum. Birden başka ortak bölümü olmayacak ve şimdi bu 2'nin katı, o zaman bu da 20 küsuratlı, 20, 21, bıcı 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 29'a kadar olanlar olacak. Burada da 2'nin katı olmaması lazım. Yani 20, 22, 24 şeklinde gitmeyecek. O zaman teklere bakacağım. 21, 23, 25, 27, 29. Peki arkadaşlar, buradan sonra bunları kabul ettik. A'nın alabileceği farklı değerler. Şimdi 12 ile aralarında asal. 21 olmaz çünkü 3'e bölünür. 23 olur, 25 olur. Bunlar sağlar. 27 yine 3'e bölünür. 12 de bölünüyor çünkü. 29 da olur. O zaman A'nın alabileceği değerler 3, 5, 9 geldi. 14, 3 daha 17 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 8'e. Her bir yüzeyinde birbirinden farklı birer doğal sayının yazılı olduğu küpün karşılıklı yüzlerinde yazan sayıların toplamı aynı asal sayıya eşit. Şimdi bak. Düşünüyorum şimdi aynı farklı olacak. 1'i yazdığım zaman 5'in karşısına 1 yazsam 6 yapar. Ama 3'ün karşısına 3 yazmak zorunda kalırım. O zaman olmaz çünkü aynı sayı yazmış olurum. Bu gitti. Şimdi düşünüyorum 4'ü yazsam 9 yaparım. Ama rakamları toplamı da asal olacak. Bu da olmadı. Asal olabilecek düşünüyorum ne var? 5'ten sonra 6 koysam 11 yapar. Şahane. 3'ün karşısına 8 koyayım. 2'nin karşısına da 9 koyayım. Bunların hepsi asal. En az bu gelecektir. Toplarsam 14 artı 9'dan 23 gelir. Bakalım şıklarda var mı? Var. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 9'a 3 basamaklı bir en doğal sayısında bulunan asal rakamların toplamı şeklinde gösterilmektedir demiş. Tamam. 3, 4, 5. 3 ile 5'in toplamı 8. Peki. Arkadaşlar buraya bakıyorum. Bir asal değil, 9 asal değil. O zaman B kesinlikle asal. Yani bunun sonucu B'ye eşit olacak. 2A6'nın. Şimdi ben burada bir tanesinin nasıl olduğunu biliyorum. Yani 2. O zaman 2 olabilir. Velev ki A da asalsa 2 artı A olur. Çünkü 6 asal değil. Şimdi 2 asalsa A'ya asal olmayan bir değer ver. B otomatikman 2 olursa sağlar. Yani B'nin alabileceği zaten asal rakamlar 2, 3, 5, 7 şeklinde gelecek. 2'yi verirsem sağlar. Peki 3'ü versem sağlar mı? A'nın 1 olması lazım bu durumda. O zaman A 1 olamaz. Zaten asal değil. 3 olmadı. 5 olabilir mi bakalım? 5 olabilmesi için A'ya 3 değerini veririm. Asal rakam hiçbir sıkıntı yok. O zaman 5 olabildi. 7 olabilir mi bir bakalım. 7 olabilmesi için de A'ya 5 veririm. Bu da asal rakam. Hiçbir sorun yok. 7 de oldu. O zaman 7'yi de kabul ettik. 2, 5, 7 ne demiş? Toplamı 14 yapar. Doğru cevap D seçeneği gelecektir. Geldik soru 10'a. A 2'den büyük pozitif tam sayı olmak üzere bu eşitliği sağlayan farklı x değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi yuvarlağın içerisine 9 koymuş. 9'dan büyük en küçük asal sayı kaçtır arkadaşlar? 11 diyorsunuz. Duydum onu. 11. Yuvarlak x dedik. Şimdi A'dan küçük en büyük asal sayı, 11'den küçük en büyük asal sayı da 7'dir. Tamam. Bunu yuvarlak içerisine almayayım tabii de. Sadece 7 olarak bırakayım. Şimdi düşünüyoruz. Diyelim ki şu ifadenin tamamına A diyelim. Yani yuvarlak A 7'ye eşit olacak. Yuvarlak A'dan büyük en küçük asal sayı. Yani buraya yazdığım değerden büyük olan en küçük asal sayı. Ne olabilir? A'ya 6 değerini versem sağlar mı? Sağlar. A'dan büyük en küçük asal sayı. Yani nedir? 6'dan büyük en küçük asal sayı 7'dir. A'ya 5 değerini versem sağlar mı? Sağlar. Niye? Çünkü 5'ten büyük en küçük asal sayı yine 7'dir. Ama A'ya 4 versem sağlamaz çünkü 5 var arada olmaz. O zaman şu ifadeyi ben buna eşitledim. Bu ifadeyi ben buna eşitledim. Şimdi düşünüyorum bundan sonra şurayı bir sildim artık. Şimdi buradan sonra bu 6'ya bu da 5'e eşitmiş. Şimdi karenin içerisine x yazdık. A'dan küçük en büyük asal sayı. Bir kere sonucu 6 asal değil olmaz.
Tamam. A'dan küçük en büyük asal sayı dediyse 6'dan küçük en büyük asal sayı 5'tir. 7'den küçük en büyük asal sayı 5'tir. Ama 8 veremem. Niye? Çünkü 8'den küçük en büyük asal sayı 7'dir. Gitti. Bunların ikisinin toplamı sorulmuş. 13 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Bence çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Geldik soru 11'e. 7 tane düzgün altıgenden oluşan aşağıdaki düzenekte bu sayıları boş altıgenlerin her birine farklı sayı gelecek şekilde yerleştirecektir. Bir kenarı ortak olan altıgen çiftlerine yazılacak sayılar aralarında asal olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Bir dakika. Şimdi ne demiş? 7 tane düzgün altıgen var. Bunları yazacağız. Tamam. Hangi sayıları yazıyoruz? Bunları yazıyoruz. Tamam. Şimdi düşünüyorum. Bir kenara ortak olan. Şimdi bununla ortak olanları düşünüyorum buraya. Çiftlerine yazılacak olan sayılar aralarında asal. Onun aralarında asal olan hangileri var burada? 3 var. 4 olmaz. 5 olmaz. 7 var. 8 olmaz. 9 var. O zaman bunları yazacağım zaten buraya. Şimdi 3 ile 9'u da yan yana yazamam. Bunlar da aralarında asal olamaz. Birini buraya, birini buraya yazdım. O zaman A'ya 7'yi mecbur yapıştırmak zorunda kaldım. Peki. 3'ü yazdım. 9'u yazdım. 7'yi yazdım. Peki. Sonra ne var elimde? 4, 5, 8 kaldı. 4, 5, 8 kaldı. Şimdi düşünüyorum. 8'i buraya yazayım çünkü her biriyle aralarında asal. 4'ü buraya yazayım her biriyle aralarında asal. Buraya da 5 yazsam hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü 4 ile 8 de aralarında asal olacak ya. Zıt yerlere gitsinler. B'de 5 gelsin. İkisinin toplamı kaç yaptı? 12 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Gençler dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.